taraf. Yani kıymetli başkanıma Pirinçköy'ün imarı niye çıkmadı diye sorduğumda şunu söyledi. Avcılar Belediyesi'ndeki karmaşa, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgisizliği sebebiyle maalesef alt komisyona ancak getirebildik. Artık oradan da yeniden mi başlarız? Bir daha mı aynı süreci tekrar işletiriz? Bunu da bilmiyoruz dedi. Yani şu koca 5 yılda aslında İstanbul'daki bütün manzara bu. Yani İstanbul'da vatandaşlarımızın problemlerinin, sorunlarının çözülmesi adına herhangi bir irade ortaya koymamış. Mustafa Başkan'ın bizi bilir, biraz da olsun anlattı. Biz bir şey söylüyorsak, onu çözmek adına o iradeyi ortaya koyar. Bir söz verdiysek o sözü gerçekleştirmek için de ne pahasına olursa olsun çalışır, çabalar ve onu yaparız. Aslında Avcılar'da Tahtakale sizin en yakın örneğinizdir. Tahtakale'de de muhtarımız buraya vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda geldiğinde yetki bizde olmamasına rağmen biz oradaki yetkiyi alıp vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerine ilişkin orada kamu mülkiyetini de işin içine koyarak vatandaşlarımızın kesintilerinin az olması için imar planı yaptık ve vatandaşımızın önünü açtık. Şimdi imar hakkı siyasi bir malzeme olamaz. Bakın olamaz. Ama maalesef gelinen süreçte Pirinçköy'ün işte bu imar hakkına ilişkin bir adım atılmamış, çözülmemiş. Şimdi inşallah bizler istiyoruz ki ya ki Avcılar baktığınızda değerli arkadaşlar deprem riski en yüksek ilçelerimizden bir tanesi. Ben Avcılar'a bir ziyarete gittiğimde orada apartmanda yaşayan kardeşlerimiz Sayın Başkanım, Bakanım bizim de binamızı dönüştürün. Biz binamızın dönüşümünü istiyoruz dedi. Ve o gün işte belediye başkanımız bugün gerçi aday göstermediler. Değil mi? Öyle biliyorum. Yani göstermediler. O da bizden ne talep istediyse biz o talebi gerçekleştirmek için çalıştık. Ama görüyoruz ki maalesef ilk iç çekişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk iç buradaki hesaplaşmaları süreci buraya getirmiş. Onu da bugün anlayabiliyoruz. Çünkü ilçe belediye başkanı aday gösterilmiyor. O gün için en başarılı dedikleri ama bugün de her ne hikmetse başarısız olup aday gösterilmeyen bir ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, efendim teşkilatı ayrı bir şey söyler. Bu çekişme ne oldu işin sonunda? Pirinçköy'ün imar planlarının yapılmamasıyla neticelendi. Hep aynı hikaye. Hep aynı sorun ve sonuçta ne var? Sonuçta hüsran var değerli arkadaşlar. Sonuçta Pirinçköy'ün imarı bu problemleri çözülmemiş. Ve bu çözüme ilişkin herhangi bir adım da atılmamış. Bizler siz de uygun görürseniz 1 Nisan'da şunu sözünü veriyorum. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyesi inşallah Abdullah Başkanım'la beraber bu süreci çalışacağız. Ama şunu da çok net söylüyorum. İlçe öyle demiş. Yok şu şu demiş. Bu demiş. Hiç umurumda değil. Avcılar, Pirinçköy ne diyor? Biz şurada oturduğumuzda buradaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü adına hangi kararı almışız, o kararı alacağız, o kararı uygulayacağız. Ben bunu inşallah önümüzdeki yani altı hazırsa eğer ilk toplantılarda değilse eğer 3-4 ay içerisinde çözebileceğimizi düşünüyorum. Öyle mi başkanım? Çözülür. Yani eğer altlıkları, planlar hazırlandı, hazırlanmadı onu bilmiyorum. Ama komisyona geldiyse demek ki bir hazırlık söz konusu. Evet efendim. Ama hazırlanmasa da biz bunu oturup sizlerle buradaki kardeşlerimizle birlikte inşallah 21 bin dönümdeki bu sorunu çözmek istiyoruz. Sizler de destek verirseniz
Ben bugün nasıl buraya geldim, bu sözü size verdiysem, inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda da geleceğim, buradaki imar planı yaptıktan sonra da burada davulla, zurnayla inşallah bu planımızı kutlayacağız. Bu sözü veriyorum ve bunu tutabilmemiz için de sizlerin desteği şart. Yani biz burada siyaset yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Parti ayrı bir şey. Bizim derdimiz İstanbul. Bakın muhtarlarımıza da söylüyorum. Burada vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa biz vatandaşımızın o isteklerini, talepleri arkasında koşacağız. Sonra siyaset yaparız. Sonra bir partiye gönül veririz. Ayrı mesele. Ama vatandaşımızın sorunu neyse o sorunu çözecek iradeyi göstereceğiz. Onu çözmek için belediye başkanının kapısını çalacağız. Belediye başkanının orada bu ilçe için, buradaki mahallemiz için yapması gerekeni isteyeceğiz. Yapmadıysa eğer sandıkta da ona cevap vereceğiz. Takım tutar gibi burada parti tutamayız değerli arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bu yerel seçim, hizmet seçimi, burada çocukların geleceği seçimi. Ya vaadini bile hatırlamayan bir belediyeden bahsediyoruz ya, vaadini. Vaadini hatırlamayan adam avcılara, Filizköy'e nasıl hizmet eder ya? Değerli arkadaşlar, o yüzden şöyle başımızı öyle eğip gerçekten bir düşünelim. Ve bu işlerin yapılması için o çalışmayı, o iradeyi inşallah hep birlikte gösterelim. İşte bugün bana hatırlatırsınız nasıl çözülüyormuş, nasıl kısa zamanda bu işler halloluyormuş. Bunu da Allah nasip ederse sizlere göstereceğiz. Ve hep birlikte avcılarımızın, Filizköy'ümüzün, burada devletin de her türlü desteği arkamıza alacağız. Yani rezerv alanla ilgili veya orada mülkiyetle alakalı başka problemler de var anladığım kadarıyla detayına indiğinizde. Orada da ben devletim adına bu sözü de veriyorum size. Bakın devletim adına. Biz belediye başkanı oluyorsak devletin orada hizmetlerini yapacağız. Devletin temsilcisiyiz. Devletin İstanbul'da laf yetiştireni olamayız. Devletin kaynaklarını, milletin kaynaklarını millete harcayacağız. Milletin sorunlarını çözmek için harcayacağız. Kendi geleceğimiz için değil. O yüzden değerli arkadaşlar, ben ilgili bakanlarımız adına da burada yapılması gereken çalışmaya her türlü desteği alacağımızı da burada ifade ediyor. Tekrar buradaki tüm kardeşlerimizi, Filizköy'ümüzü saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Onlar söylüyor, onlar söylüyor. Başka buradayız biz ya. Çekiyoruz. Bir daha mı görüyorsunuz?